Sağ olun, ben de tanıdık geldi zaten, herhalde karşılaştık başka yerlerde. Olabilir. Olabilir, doğrudur. Ne program yapıyorlar? Ben de emekli olduğum için oldum. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Hocam, ben basından alacağım fotoğrafı. Ama benim çektiklerimi sizinle paylaşırım tabii. Ama şey, numaranızı bana verirseniz. Ha, okey. Servise gelir. Tamam. Sonra ben size bir rapor göndereceğim. Daha sonra ben de Türkiye'de hangi kısımlar varsa hepsini Lale. Üzerine sos yaptınız. Hayır. 1000 yıllık çorba yiyorsunuz şu an. Hepsi ben Kozmören köyünden Berrin Selçuk. Bu köyümüzün geneleksel bir şeysidir, çullama deriz biz bunu. Un, su veya tuzla yoğururuz. Ramazan'da genelde herkesin evinde ilk gününde bu yemeğimiz pişer. Onları açtığımız zaman saçta pişiririz, çok kurutmadan sararız. Sonra tavuğu pişiririz, yıkar ütüler. Ondan sonra onun üzerine iftardan sonra açarız, dökeriz üzerine. Sonra da yemeğe başlarız. Çok da güzel Ramazan'ımız geçer, böyle bir geneleksel bir tercihimiz bizim de. Ramazan'ın ilk günü mutlaka bir yeşil mercimek çorbası, bir de Ramazan'da bu çullama dediğimiz genelde herkesin evinde pişer. Öyle bir aileden desem, köyden desem, yani bir geneleksel bir şeydir. Bu böyle, biz bunu mutlaka yaparız. Şimdi burada olan arkadaşlarımız bugün sağ olsunlar işlerini bırakıp geldiler. Ramazan yemekleri olsun, düğün yemekleri olsun. Bütün hepsi el birlikte yaparlar. Biz de yardım etmeye çalışırız ama tabii onlar gibi yapamayız. Bu çullamayı Ramazan ilk günü mutlaka yaparız. Yeşil mercimek, çullama, olmazsa olmazımız. Neden peki? Niye Ramazan ilk günü? Ya neden? Biz büyüklerimizden hep öyle gördük. Babaannelerimiz, ninelerimiz hep yapardı. Biz de bu geleneği devam ettirmeye uğraşıyoruz. Bizden sonrakiler de inşallah yaparlar. Bütün köy halkı, Ramazan birinci hep aynı yemeği mi? Aynı yemeği yapar herkes. Ramazan'ın ilk günü bu çullama dediğimiz tavuklu, yufkalı, herkesin evinde olmazsa olmazıdır. Herkes genelde bunu yapar. Yeşil mercimek. Peki kadınlar toplanıp bir yerde mi yaparsınız yoksa her evde ayrı mı yapılır? Ya o şeyine göre değişiyor. Mesela 3 kişi de toplaşıp yapabiliyor. Ya da bunu biz çok fazla yaparsak dondurucuya da koyuyoruz. Hani çok acele bir isteyen oluyor, bir canı çeken oluyor. Onu çıkartıp aynı şekilde yapabiliyoruz. Hatta aldığımız kişiye de söyledim ama kart verdi bana. Hani gelebiliriz. Biz bir çay içebilirsek çok seviniriz. Sonra da kalkacağız. Tamam. Nerede? Masada mı? Afiyet olsun. Niye bakalım? Bak, adam mı kılık yakar? Ankara yolu, Ankara yolu. Valla. Konuşma hocam, ne var ya? Oğlum öyle yapılmış. Güzel olmuş mu, beğendin mi? Eşi çok haklı. Eşi devamlı tebrik edenler de. Eşi de onu kıskanıyor. Benim eşimin devamlı. Tamam. Bir poz da ben alabilirim.